Dizide Fırat Tanış'la birlikte. Şimdi sırada bir insan hikayesi var. Daha doğrusu bir insan hikayesi değil, iki insan hikayesi demek lazım buna. İki müzisyen kardeşten bahsedeceğiz size. Adıyamanlılar yanlış hatırlamıyorsam aslen. Enes ve Mehmet Kılınçah buradalar işte. ben sokakta sanat üretenleri ya da sokakta sanat üretmeye çalışanları, yapanları hep takdir etmişimdir. Çok zor bir iştir. Sokak tiyatrosu, sokak müzisyenliği, sokak pandomimcileri var vesaire vesaire. Müzikle içli dışlı iki kardeş. Enes biraz daha alaylı, ilahiyat mezunu, okullu. Mehmet ise konservatuvar son sınıf öğrencisi. Biri klarnet, diğeri gitar çalıyor. Nerede? İstanbul sokaklarında. Çok güzel çalıyorlar, çok güzel şarkı söylüyorlar. Altay Altuğ da gitti, onlarla konuştu. Gönlümü sana verdim pare pare. Yola serdim. Biri alaylı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi bitirdim ben. Biri mektepli. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı son sınıf öğrencisiyim. Biri klarnetiyle, biri de gitarıyla dokunuyor yüreklere. Hoş bir enstrüman. Sesini zaten Türkiye beğeniyor. Onun için sokağa taşıdım. Gitar kesinlikle benim can damarım. Adıyamanlı bir ailenin müzisyen evladı onlar. Üç kardeş çıktılar bu yola. Abileri bir süre sonra meslek değiştirdi. Ama Enes ve Mehmet hala çocukluk hayallerinin peşinde. Onlar can ciğer, onlar etle tırnak. Onlar iki kardeş. Enes Kılınç ve Mehmet Kılınç. Birinin elinde klarnet, diğerinin elinde ise gitar. Onlar omuz omuza verip İstanbul sokaklarına çıkıyorlar. İstanbul sokaklarına, İstanbullulara keyifli ve huzur dolu anlar yaşatıyorlar. Kime desem derdimi ben bulutlar. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Enes, klarnetle tanışman ne zaman oldu, nasıl oldu? Klarnetle tanışmam, küçükken flütü güzel çalıyordum ben. Abim de üniversite yıllarındayken hobi olarak almıştı bunu. Ondan sonra çalabildiğimi fark ettim yani. Çok zor bir enstrüman değilmiş. Eğitim almadan? Eğitim almadım, evet. Gitarı da, klarneti de o şekilde öğrendim. Neden bunu kardeşler olarak yapamayalım dedik ki insanların nezdinde de daha çok dikkat çekiyor bunlar. Allah salas yanalım, gök kubbeye varalım. Korksun dünya bu aşktan, felaket çıkaralım. Mehmet ise konservatuvar öğrencisi. Ancak ilk öğretmenleri abileri olmuş. 8. sınıfa gidiyordum ilk bağlamayı elime aldığımda. Sonrasında gitarla tanıştığımda böyle çok sevdim. Üniversiteye geçince udla tanıştım. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş, insanlar susmuş, içimde ölen biri var. Çıktıkları bu yolda talihsizlikler de yanlarından ayrılmadı hiç. Belki hayatımın dönüm noktası olabilecek bir yarışmada hem sesim kısıktı, boğaz şişmesidir. Ve pandemi nedeniyle yaşanan kapanmalar, yasaklar. Düşünsenize, yani sokak müzisyenliği yapıyorsunuz, birden sokağa çıkma kısıtlaması odur budur. Talihsizlikler olsa da mücadeleyi hiçbir şekilde elden bırakmıyoruz. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret. Gel kavuşalım artık. İki kardeş onlar, Enes ile Mehmet. İki kardeş. Çok güzel söylüyorlar. Ağızlarına sağlık. Helal olsun, güzel söylüyorlar vallahi. Pop, slow, Türk sanat müziği, arabesk. Gece olsun, gündüz olsun, onlar sokaklardalar. Her telden, her tuştan. Dağlar dağlar, sözüm var sana. Duy sesimi, sitemim sana. Yol bekler, gözüm yollarda. Gelmez oldun, gelmez oldun ya. Kim için söyledik bu şarkıyı? Kim için? Erdem abi için. Erdem abi için söylemiş olalım parçayı. Erdem abi için söylemişler. Bize yok mu bir selam çocuklar ya? Erdem bizim kıymetli editörümüz Erdem.